Gaz fazında belirli sıcaklıkta gerçekleşen tepkime ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Bir tepkimede maddelerin hızını şu şekilde hesaplayabiliyoruz. Oksijenin mesela ortalama harcanma hızı küçük r ile gösterir. Girenler kısmında olduğu için şuraya eksi yazıyoruz. Çünkü nedir? Son durum eksi, ilk durum eksi çıkacağı için, hız eksi olmayacağı için şurası da eksi çıkacağından girenler kısmına genelde eksi yazıyoruz. Oksijenin molaritesindeki değişim bölü zaman. Burası doğru göstermiş. Trioksitin ortalama oluşma hızı o ürünler tarafında olduğu için şuraya artı yazılır ve delta işte o kükürt trioksitin derişimindeki değişim bölü geçen zaman. Burası doğru gösterilmiş. Üçüncü yargımıza baktığımızda bir tepkimede maddelerin hızları yine katsayılara doğru orantılı. Bu maddenin hızına 2V dersek burası V, burası da 2V olur. O zaman yerine yazarsak bakın şuraya 2V dedik. O zaman 2 kere 2 burası 4V yaptı. Buna V dedik. Burası da 4V yaptı. Bu yanlış yazılmış. Peki doğrusu nasıl olması lazım? Şunların başında 2 değil, bunun başında 2 olması gerekir. Yani bunların hızı oksijenin hızının 2 katı olması gerekir. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap 1 ve 2'dir. Verilen tepkime 2 litrelik sabit hacimli bir kapta tek basamakta gerçekleşirken 40 saniye sonunda Y2 gazının miktarı 1,6 molden 0,4 mole düşüyor. Buna göre XY3 gazının ortalama oluşma hızı kaç mol bölü litre ve saniyedir? Bize burada XY3'ün hızı sorulmuş. Hız sorulanı şu şekilde düşünebilirsiniz. Şuradaki birimlere dikkat edelim. Yukarıya bu maddenin molünü yaz diyor. Aşağıya litre ve saniye şeklinde yazınız diyor. Şu birimleri yerine yazdığımızda. O zaman yukarıya XY3'ün molünü yazalım. Öncelikle molü bulmak için dikkat ederseniz Y2 gazının molü diyor 1,6 molden 0,4 mole düşüyor. Peki ne kadar tepkimeye girmiş? 1,2 mol. Bu maddemiz 1,2 mol giriyorsa 3'e 1,2 mol ise 2'ye kaç olur? 0,8 mol. Molünü bulduk. Yazdık 0,8. Bölü litre. Kaç litre denilmiş? 2 litre. Hacmini de buraya yazdık. Saniye kaç saniye geçiyormuş? 40 saniye geçiyormuş. Bunu da yazdığımızda ve bu işlemi yaptığımızda şunu sadeleştirdik. 0,4. Yine bunu 4 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. 4 bölü 10 şeklinde yazdığımızda böldüğümüzde 1 bölü 100, o da 0,01 çıkacaktır. Yani cevap B şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen tepkime sabit hacimli bir kapta gerçekleştiriliyor. Buna göre tepkime süresince niceliklenen hangileri azalır? Azot monoksit gazının derişimi, evet, girenler tarafında olduğu için bu maddenin derişimi miktarı zamanla azalacaktır. Oksijen gazının harcanma hızı, maddelerin girenlerin harcanma hızı şu şekilde söyleyebiliriz. Oksijenin derişimi miktarı fazlayken hızı fazladır ve miktarı azaldıkça yavaş yavaş ne yapacak? Oksijenin hızı azalacak. Azot dioksit gazının oluşma hızı girenlerin miktarı azaldığı için ve hızı azaldığı için bu maddenin de oluşma hızı ne yapacaktır? Zamanla azalacaktır. O zaman cevap E şıkkı olur. Verilen tepkime tek basamakta gerçekleşmektedir ve maddelerin hızları R1, R2, R3, R4 şeklinde verilmiştir. Buna göre bu hızlar arasındaki ilişkiler için aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şunu söyleyebiliriz. Maddelerin katsayılarıyla baş katsayıları doğru orantılı. Bu maddenin hızına V desek burası 5V, burası 3V, burası da 4V olur. Yani R1 V ise R2 5V, R3 3V, R4 ise 4V. Evet, verilen eşitliklerde yerine yazarsak bakın R2 5V, R1 ise V. O zaman ne oldu? 5V 5V'ye eşit oldu. Doğru. R2 yerine yazdığımızda 5V 3 kere 5 15. R3'ü de yerine yazdığımızda burası da 3V 3 kere 5 15. Burası da eşit. C şıkkına baktığımızda R3 3V, o zaman yerine yazdığımızda 3 kere 3 burası 9V yaptı. R4 ise 4V. Burayı da yerine yazdığımızda 4 kere 4 16V yaptı. Peki bunlar birbirine eşit mi? Değil. O zaman buradaki verilen bağıntı yanlıştır. R2 yine yerine yazdığımızda 5V 4 kere 5 burası 20V yaptı. R4 ise 4V 5 kere 4 burası da 20V yaptı ve eşit, doğru. R1 ve R4 ise 4V. 4V yerine yazdığımızda 4 ile birbirini götürdü. V eşittir. V çıktı. Burası da doğru verilmiş. Yukarıda verilen tepkimeye göre oksijen gazının ortalama oluşma hızı 0,45 mol bölü saniyedir. Buna göre potasyum klorat katısının ortalama harcanma hızı
kaç gram bölü saniyede? Bize sorulan maddenin hızına baktığımızda potasyum kloratın hızı sorulmuş. Şu üst tarafa gramını yazın demiş. Şuradaki birimler önemlidir. Buraya da saniye yazın demiş. Bakın şurada bir bilgi daha var. 0.45, yani diyor ki bir saniyede oksijenin hızı 0.45 mol. Bunun anlamı da budur. O zaman bu maddenin molünü biliyorsak 0.45 mol ise bu maddenin molünü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Başındaki katsayılarla doğru orantılıdır. Burası 1, burası ise 1.5. Şöyle bir denklem kurabilirsiniz. 1 mol madde tepkimeye girdiğinde 1.5 mol oksijenden oluşuyorsa acaba kaç mol madde girdiğinde 0.45 mol oluşur? Evet, buradan x eşittir 0.45 bölü 1.5'dan 0.3 mol sonucuna ulaşırız. Yani bu maddenin 0.3 mol. Peki mol mü kullanacağız? Hayır, gram demiş. O zaman bu 0.3'ü grama çevirmemiz lazım. N eşittir M bölü MA formülünü kullanıyorum. 0.3 eşittir kütle bölü mol kütlesi. Potasyum kloratın mol kütlesini şu şekilde hesaplayabiliriz. Şurası 39 artı şurası 35 artı şurası da 48, topladık 122 çıktı. O zaman 122 buradan çarptığımızda 36.6 gram çıkar. Evet, gramı bulduk. 36.6 yazdık. Zaten saniyede biliyorsunuz ki 1 saniye olarak yazmıştık. Bu olaylar 1 saniye zarfında gerçekleşiyor dedik. O zaman buradan bu maddenin hızı 36.6 gram bölü saniye çıkar. Cevap değişik olur. ...5.4 gram alüminyum metali uygun koşullarda yeterince sodyum hidroksit çözeltisiyle tepkime denklemine göre 100 saniyede tamamen harcanıyor. Buna göre hidrojen gazının normal koşullardaki ortalama oluşma hızını litre bölü saniye cinsinden bulunuz diye sorulmuş. Biz hidrojenin hızını bulacağız. Üst taraf normal koşullardaki hacmi olacak. Alt tarafsa saniye olacak. Şuradaki birime göre bu soruyu cevaplayacağız. O zaman bizim öncelikle hidrojen gazının normal koşullardaki hacmini bulmamız lazım. O zaman soruya şuradan başlamamız lazım ki olayı ne yapalım? Mole çevirelim. N eşittir alüminyum için M bölü MA formülünü kullanacağım. 5.4 bölü mol kütlesi de 27. 27'ye böldüğümüzde 0.2 mol yapar. Bu maddeden 0.2 mol tepkimeye giriyor. O zaman şöyle söyleyebilirim. 1'e 1.5. O zaman burayı 0.2 ile çarptığımızda burayı da 0.2 ile çarparsak burası 0.3 mol yapar. 1'e 1.5 ise 0.2'ye 0.3 mol yapar. Hidrojenin molünü bulduk. Peki normal koşullardaki hacmini hesaplayabilir miyiz? Biliyoruz ki bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22.4 litre hacim kaplar. 0.3 mol kaç litre hacim kaplar? Buradan x eşittir 6.72 litre çıkar. Evet, bakın hacmini bulduk. Getirip yerine yazıyorum. 6.72 bölü saniye kaç saniye? 100 saniye. 100'ü de buraya yazdık. O zaman bu işlemin sonucu 6.72 çarpı, bu da yukarıya gitti de 10 üzeri eksi 2 litre bölü saniye sonucuna ulaşırız. Cevap C şıkkı olur. Tepkimede yer alan oksijen gazının molar değişiminin zamanla değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre suyun gaz halinin ortalama oluşma hızı kaç mol bölü litre bölü saniyede? Yine burada dikkat edersek bize suyla ilgili bir şey sorulmuş. Yukarıya molü yazın demiş. Aşağıya litreyi yazın ve saniye. Yani şurası zaten molarite demek. Molarite bölü saniye şeklinde de düşünebiliriz. Şimdi grafiğimizi incelediğimizde bu grafik kime aitmiş? Oksijen ne aitmiş? Oksijen ne kadar tepkimeye giriyor? 1.8 molar tepkimeye giriyor. Peki bu 1.8 molar tepkimeye giriyorsa buradaki suyun molaritesini bulabilir miyiz? 3'e 1.8'i 2'ye ne olur? 1.2 molar. Evet, molaritesini bulduk. 1.2 bölü geçen zaman. Şimdi geçen zaman kaç? Bakın grafikten yine bakıyoruz. 30 saniyede gerçekleşiyor. Molara 1.2 bölü 30 şeklinde yazabiliriz. İstiyorsanız bunu 12 bölü 10, burayı da 30 şeklinde yazabilirsiniz. 4'e böldük, 3'e böldük. 4, 3'e böldük 10. O zaman 4 bölü 100. Buradan da 0.04 sonucuna ulaşırız. Yani cevap değişik olur. Yukarıda verilen tepkimeler sabit sıcaklık ve hacimde gerçekleştiriliyor. Buna göre tepkimelerden hangilerinin hızı basıncın azalmasıyla belirlenebilir?
Şöyle diyebiliriz. Bakın gazlarda PV(n)R(T) dediğimiz bir formül vardır. Şimdi sabit sıcaklık ve hacim demiş. Hacmi sildik, sıcaklığı sildik. R de zaten sabit. Gaz sabit olarak geçiyor. Şimdi basıncın azalması için gazların mol sayısının azalması lazım. Yani biz tepkimeleri incelerken hangilerine gazların mol sayısı azalıyorsa o tepkimeyi hızına basınç azalmasıyla izleyebiliriz. Evet, ilk tepkimemize baktığımızda burada 1 var, burada 2 var. Yani bu tarafta 3 mol gaz tepkimeye girerse burada 1, burada 2, 3 mol gaz oluşur. O zaman burada basınç değişmez. Bunu izleyemeyiz. Geldik ikinciye, 1'e 3. Bu tarafta toplam 4 mol gaz tepkimeye girerse buradan da 2 mol gaz oluşur. O zaman ne yaptık? 4'ten 2'ye. Burada basınç azalması var. O zaman bunu izleyebiliriz. Üçüncü tepkimemize baktığımızda 1'e 2. Buradan 1 mol madde tepkimeye girerse buradan 2 mol oluşur. O zaman burada bakın mol sayısı arttığı için basınç artışı olur. Basınç azalması dediği için almıyorum. Basınç değişimi deseydi 3'ü de alırdım. Ama azalma da sadece ikinci tepkimede olur. Cevap yalnız 2 olur. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde sabit sıcaklıkta iletkenliğin azalışı ile tepkime hızı belirlenebilir? İletkenliğin azalışı dediği iyonların azalması gerekiyor. Çünkü iyonlar azaldığında iletkenlik azalır. İyonların azalması şeklinde yorumlayacağız. İlk tepkimemize baktığımızda evet, bakın burada bir iyon, bir iyon daha var. Bu tarafa geldiğimizde iyon yok. İyonların sayısı azaldığı için iletkenlik azalmasıyla izleyebiliriz. İkinci tepkimemize baktığımızda bakın burada iyon şeklinde vermemiş ama sodyum klorürü şu şekilde suda sodyum ve klor iyonu. Yani burada 2 tane iyon var. 2 tane burada var. Yine burada gümüş ve nitrat suda olduğu için 2 iyon da burada var. Toplam 4 iyon var. Peki bu tarafa geldiğimizde bakın şu katı olduğu için dibe çökecek. Bu suda değil. İyon yok. Buradaysa 1, 2, 2 tane iyon olacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Tepkimeye giren toplam 4 tane iyonun varken 2 tane iyona düşüyor. O zaman iyon sayısı azalıyor mu? Azalıyor. O zaman nedir? İletkenlik azalmasıyla izleyebiliriz. Üçüncü yargımıza baktığımızda burada hiç iyon yok. Burada hiç iyon yok. Buradaysa 2 tane iyon oluşmuş. O zaman burada iletkenlik artışı olur. Çünkü iyon sayısı arttığı için iletkenlik artışı olur. O zaman cevap 1 ve 2 olur. Bir kimyasal tepkime ile ilgili bazı bilgiler veriliyor. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Z gazının harcanma hızı. Bakın harcanma diyorsa Z girenler kısmındadır. Girenlerdeki harcanma. Yani Z bu tarafta reaksiyon okunun sol tarafına. Y2 gazının oluşma hızının 2 katı. O zaman Y oluşma dediği için ürünler tarafında Y2. Ve bu maddenin hızı bunun hızının 2 katı ise yani burası 1 ise burası 2 olmak zorunda. Bu şekilde düşünebiliriz. Yine diyor ki X2 gazının oluşma hızı. Oluşma hızı dediğine göre yine X de ürünler tarafında. O zaman X2'yi bu tarafa yazdık. Z gazının harcanma hızının 1,5 katı. Yani bunun başında 2 varsa 1,5 ile çarptığında bunun başında da 3 olması gerekir. Yani tepkimenin şu şekilde oluyor. Bunun başında 2 girenler tarafında reaksiyon oku. Bu tarafta ise 1 tane bundan 3 tane bundan. Yani cevap B şıkkı olur. Yukarıda verilen tepkimeye göre oksijen gazının mol sayısının T dakikada 4,5 mol azaldığı belirleniyor. Buna göre azot gazının oluşma hızı kaç gram bölü saniyede? Bize bu maddenin hızı sorulmuş. Biz bu maddenin hızını bulacağız. Yine şuradaki birimlere dikkat. Üst tarafa gram yaz diyor. Alt tarafa ise saniye yaz diyor. Bu şekilde hızını istiyor bizden. O zaman şöyle yapmanız gerekiyor. Bakın şurada oksijen diyor ki T dakikada 4,5 mol tepkimeye giriyor. Kim 4,5 mol giriyor? Oksijen. O zaman bu madde 4,5 mol tepkimeye giriyorsa biz buradan azotun molünü bulabilir miyiz? 3'e 2 oranı var. 4,5 o zaman 3 mol yapar. Molünü bulduk. Peki ne yapacağız? Grama çevireceğiz. O zaman bu 3 molü aldık. Grama çevireceğiz. N eşittir M bölü MA. 3 eşittir M bölü mol kütlesi. 2 tane azot olduğu için burası 28 yapar. O zaman 28'i yerine yazdık. M eşittir 84 gram çıktı. Evet 84'ü buraya yazdık. Saniye demiş. Burada ise T dakika demiş. T dakika kaç saniye yapar? 60 ile çarparsak 60 T saniye yapar. Evet buraya da 60 T yazdık. Sadeleştirirsek mesela 12'ye bölersek yukarısı 7 yapar. Aşağısı da 5 T yapar. O zaman cevap 7 bölü 5 T çıkar. A şıkkı olur.
Yukarıda verilen tepkime sabit hacimli kapta ve sabit sıcakla gerçekleştiriyor. Buna göre tepkimenin hızı verilenlerden hangilerinin değişiminden yararlanarak belirlenebilir? Evet, dikkat ederseniz şurada renkli bir madde var. Kahverengi demiş. Onun dışındakilerse renksiz. O zaman burada renk değişimiyle izlenebilir mi? İzlenebilir. Şu maddenin rengi yavaş yavaş açılacaktır. O zaman birincisini aldık. Basınç diyor. Şimdi basınç için P, V, N, R, T. Şimdi sabit hacim diyor. Hacim sabit. R sabit. Sıcaklık sabit. O zaman şöyle bakalım. Acaba mol sayısı değişiyor mu? Gazların mol sayısı. Şimdi burası 1, 1 daha. Burada 2 mol gaz tepkimeye giriyor. Burası da 1, 1 daha. 2 mol gaz oluşuyor. O zaman burada bu sabit olduğu için basınç da bu tepkime de sabit kalır. Yani biz burada basınç değişimiyle izleyemeyiz. İletkenlik diyor. İletkenlik için de iyon sayısına bakmamız lazım. Bu sorularda peki burada hiçbir iyon var mı? Tepkimemizde iyonik bir madde ya da iyon yok. O zaman burada iletkenlik değişimi de olmaz. Cevap yalnız biridir.